Öyle yiğitlerimiz var ki bizim, civan gibi delikanlılar. Ömürlerinin baharında, daha 20 yaşlarında, 25 yaşlarında vatan için şehit düşüyorlar. Güneydoğu'da, Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de şehit oluyorlar. Daha yüzlerinde tüy bile bitmemiş. Bazılarının yüzüne şöyle baktığınız zaman sanarsınız ki daha çocuk. Yani çocuk gibi duruyorlar. Çocuk sanarsınız. Bu vatan için, bu topraklar için orada gözünü kırpmadan şehit oluyorlar. Yeter ki bayrağımız yere düşmesin, ezanımız dinmesin diye. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti oluşmasın diye. Bizi kuşatan zalim zalim güçler, zalim devletler bizi boyunduruk altına koymasınlar, almasınlar diye. O Rusya'nın ve Esad zaliminin bizim askerimizi, 35 askerimizi şehit ettiğinde, 35 askerimizi roketle, havan topuyla 35 askerimizi şehit ettiğinde, o askerlerin, o ana kuzuların söylemeye dilim varmıyor. Kusura bakmayın ama söylemek zor ama acı söylemek zorundayım. Onların vücutlarının parçalarını bir araya getirmek için çok uğraşıyorlar. Çok. Çoğunun vücudunun parçası bulunmuyor. Çoğu askerin vücudunun parçası bulunmuyor. O asker orada şehit olduğunda gelip annesine senin oğlun şehit oldu, öldü demek öyle kolay mı sanıyorsunuz? Hamile kadına. 2-3 tane çocuğu olan bir kadına senin kocan öldü demek kolay mı sanıyorsunuz? O ana kuzularının tabutlarını ne yapıyorlar biliyor musunuz? Onların tabutlarına bazılarına taş dolduruyorlar ağır olsun diye. Öyle öyle toprağa veriyorlar işte. Sırf ağır olsun diye taş dolduruyorlar. Hani Uhud Savaşı'nda Enes bin Malik'in peygamberimiz öldü deyince orada oturup ağladığında sahabilerden birisi peki peygamberimiz öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksın dediğinde kalkıp kanının son damlasına kadar savaşıp ve orada şehit düştüğünde kız kardeşi onun sadece parmaklarından tanıyabildi. Sadece parmaklarından. İşte bizim askerimiz, bizim kahramanlarımız, Mehmetçiğimiz bu ülke için orada operasyon yaparken, orada şehit düşerken çoğunun vücudunun parçalarını bulamıyorlar. Öyle bir torba içerisinde, küçücük bir poşet içerisinde o gördüğünüz o tabut var ya, hani al bayrağı sarılı tabutlar. Çoğunun içi boş onların. Çoğunun. Taş dolduruyorlar, taş. Peki CHP ne yapıyor? Görünürde Türk askerinin yanında ama gizliden karşı tarafla ittifak yapıyor. İstiyor ki ne daha çok şehit gelsin. Kinle, kanla, nefretle, öfkeyle besleniyorlar işte. Daha çok şehit olsun ki iktidarı zor duruma sokabilsin. Senin yüzünden şehit oluyor bunlar desin. Diyebilsin yani. İnsanları, halkı galeyana getirsin. Sokağa döksün onlar. Sırf birkaç gün, birkaç sene iktidar olabilsin diye. Sadece. Hiçbir şehit onların umurunda değil. Sadece sözde konuşuyorlar. Gerçek hiç umurlarında değil. Sadece şehitlerimizin sayıyla onlar için ifade ediyor. Sayısı. Sadece. Hani CHP'nin bazı milletvekilleri kürsüye çıkıp da televizyonlarda konuşuyorlar ya, ölmüş olan, şehit olmuş olan askerlerimizin MİT istihbaratı çalışanlarının sayısını gizliyorlar. Gerçek sayı açıklamıyorlar diye hani yaygara yapıyor ya. İşte onlar kinle, kanla besleniyor demek istediğim bu yüzden işte. Bu ülkenin nefretiyle besleniyorlar. Bu ülkeyi sokağa dökebilmek için ellerinden gelen her türlü kirli pis işleri yapıyorlar. Her türlü. Şimdi Güneydoğu'da veyahut da Suriye'de askerimiz, 5 askerimiz şehit olmuş ya da 50 askerimiz şehit olmuş. Biz hepsine üzülürüz. Ama onlar için sayının fazla olması lazım ki ne? Siyaset yapabilsinler. Sayısını, gerçek sayıyı, gerçek rakamı vermiyor desinler. Türkiye'nin üzerinde kirli ittifak kuranlar, Türkiye'de terör eylemleri yapanlar, Türkiye'de bomba patlatanlar, insanlar
insanları, masum sivil insanları öldürdüklerinde 100 kişi öldü, 500 kişi öldü, 1000 kişi öldü. Onlar çıkıyorlar, ne diyorlar? Gerçek sayıyı saklıyor diyorlar, gizliyor diyorlar. Neden onu söylüyorlar biliyor musunuz? Size şunu söyleyeyim, bakın. Size şöyle söyleyeyim. Sevdiğiniz bir insanı düşünün. Çok sevdiğiniz birisini. Siz hasta bir insansınız. Hastalığınız var. Kalptir, ciğerdir, böbrektir, kan yetmezliğidir. Herhangi bir